Çok değerli konuklar, merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bir miktar dışarıda da konuğumuz var herhalde ama zamanla sayı artacaktır. Ben başlamak istiyorum. Zaten bir miktar sarkarak gidiyoruz. Onun için bizden sonraki oturumu da daha fazla sarkıtmamak anlamında başlamak istiyorum. Tabii İzmir modelinin çeşitli farklı unsurlarını tüm boyutlarıyla tartışmak anlamında sürdürdüğümüz bir iki günlük etkinliğimiz bu. Bu etkinliğin içinde çok farklı oturumlar da var. Bugünkü şu anki oturumumuz da İzmir modelinin ulaşıma ilişkin seçimlerini tartışacak. İzmir modelinin ulaşımdaki çerçevesini ele alacak bir oturum olsun istiyoruz. Konuklarımızdan Yıldırım Oral Bey bir küçük mazereti nedeniyle aramızda olamayacağını bildirdiği için Sayın Profesör Doktor Metin Şenbil ve Gökhan Menteş hocamızla birlikte oturumu ele alacağız. Ben çok kısa bir giriş yapmak, arkasından Metin Şenbil hocamıza söz vermek, sunuşunu dinlemek, çünkü o bir değerlendirme sunuşu yapacak. Arkasından da Gökhan hocamıza söz vermek istiyorum. İzmir Büyükşehir Belediyesi ailesi olarak bütün farklı birimlerinin de bir arada entegre olduğu bir bütünlüklü politika uygulamaya çalışıyoruz. Bizim kısaca özetleyeceğimiz İzmir'deki ulaşım modeline ilişkin şey seçmeler sadece ulaşım dairemizin yaptığı iş ve işlemlerden ibaret bir seçme değildir. Öncelikle kısaca onu söylemek isterim. Çünkü ulaşım, raylı sistem gibi dairelerimiz var. Onlar ulaşımla ilgili kapsamlı politikalar yürütüyorlar, uygulamalar yapıyorlar, kaynak harcıyorlar. Ama biz ulaşımla ilgili seçimlerimizi çevre koruma dairemizden park bahçeler dairemize kadar çeşitlenen bir yelpaze içerisinde onların da katıldığı bir sürdürülebilirlik çerçevesinde ele alıyoruz. Diğer taraftan Yeşil Altyapı diye bir Horizon 2020 programımız var, Urban Green Up. Bundan Avrupa Birliği kapsamında en yüksek Türkiye'de kaynak kullanan tarihinde belediye olarak 2,5 milyon euroluk da bir kaynağı böyle bir İzmir modeli, İzmir'deki ulaşımın sürdürülebilirliği anlamında hak etmiş bir ve şu anda da buna ilişkin çalışmalar yürüten belediyeyiz. Ve esasında ulaşımla ilgili seçimlerimizin tümünü çevreci bir çerçeveye oturtturmaya da çalışıyoruz. Çünkü ulaşımdaki kaynak kullanımı, ulaşımın sürdürülebilirliği, ulaşımın doğaya ve çevreye verdiği zarara en aza indirgemek anlamında birbiriyle bütünleşen faaliyetler dizisi var ve bunları sadece tek anlamda ulaşımın günlük anlık sorunlarını çözmek anlamında ele aldığınızda telafisi mümkün olmayan çevresel zararlar da oluşturabiliyorsunuz ya da bir sonraki yıla, birkaç sonraki yıla ötelediğiniz başka sorun alanları yaratabiliyorsunuz. Ulaşımda da, çevrede de. Dolayısıyla bunu bir bütünlüklü kapsamda ele almak işin bir zorunlu yönü. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak ulaşımdaki seçimlerimizin tümünü böyle bir çevreci ve sürdürülebilir çerçeveye oturtturmaya çalıştık. Ama ben burada saatlerce bunu anlatmaya kalksam da doğru bir iş yapmış olmam. Biz bugünkü oturumda, bu oturumda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İzmir modeli içerisinde ayırt edici özelliklerinden birisi olduğunu düşündüğümüz ulaşıma ilişkin seçimlerini çok değerli akademisyenlerimiz tartışsın, değerlendirsin ve onların değerlendirmeleri üstünden de belki salondan soru ve katkı olursa Yıldırım Hoca'nın katılamadığı sürenin bir bölümünü de bu soru ve katkılara ayırabiliriz diye düşünüyorum. Onun için önce bizim ne yapmaya çalıştığımızı model içerisinde inceleyen hocalarımızdan birisi olarak Sayın Profesör Doktor Metin Şenbil'e söz veriyorum. Kendisi kendisi Gazi Üniversitesi'nin öğretim üyesi. Buyurun hocam. Evet, teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ben de hızlı sunum yapmayı amaçlıyorum. O sebeple Yaşar Hoca'nın son kısımda kullandığı o lüksü başta kullanmak istiyorum. Gökhan Menteş Hoca ile aynı masada oturuyorum. Bana ulaşımı sevdiren ve yani ulaşım konusunda ilk dersini aldığımız ve ufkumu açan kişidir. O sebeple seneler sonra yine aynı
masada beraber olmak benim için çok büyük bir onur. Yanı sıra Buğra Başkanımız, 10 senelik bir tanışıklığımız var ve benim mesai arkadaşım aynı zamanda. Ve TÜBİTAK'tan da beraber çalışıyoruz. Ve şehir plancısı olarak gurur duyduğumuz bir pozisyonu şu an var. Bu bizler için gerçekten Ankara'da bulunan onun da gurur duyanlar için büyük bir açıkçası yani onur kaynağı açık diyecek şey bulamıyorum. Neyse şimdi hemen ulaşımla alakalı mevzulara geçeceğim. Ulaşım malumunuz yani çok derin bir mevzu. Diğer konular gibi bazı açılardan hani tek boyutlu incelenemeyecek. Gerçek hayatın doğrudan bir türevi ve gerçek hayatı her gün ürettiğimiz, her gün aynı kalitede sunmak zorunda olduğumuz bir alan ve son 30 sene içerisinde de belki 2030'lardan sonra Türkiye'de lastikteki minibüs mü vardı diyebilecek jenerasyonlara biz minibüste yaşadık, inşaatları da yaşadık ve Türkiye'nin belki ulaşım alanında alt üst olduğu yılları doğrudan yaşamış ve bunları tecrübe etmiş kişiler olarak ve Türkiye'nin milyarlarca dolarını yutan bir sektörle alakalı aslında konuşuyoruz. Ve hemen şunu da söylemek istiyorum. Aslında Türkiye'de iki dereceli kademe, yani iki kademeli belediye yok. Üç kademeli belediye var. Kimse bunu şey yapmasın. Yani yasalarda öyle diyor ama bir metropoliten belediye var, altta ilçe belediyesi var ve Türkiye belediyesi var. Yani Türkiye belediyesi istediği yere metro yapabiliyor, istediği yere yani o hizmetleri bila bedel bir şekilde o belediyeye yük olmayacak şekilde o belediyenin mali kaynaklarını ki ilk bölümde biliyorsunuz mali kaynaklarla alakalı yani maliyesiyle belediyenin alakalı değerlendirmeler yapıldı. Aslında bir belediyenin yani sonda söyleyeceğimi yine başa alayım. Bir belediyenin kendi kaynaklarıyla raylı sistemleri yapabilmesi ve bunu proaktif ve yenilikçi bir şekilde ortaya koyabilmesi büyük bir başarı. Açık ve net. Yani bu sebeple yeni asırın atmış olduğu bir başlık vardı. İzmir modeli 2.3 üstü çöp koku trafik diye. Ben de trafik kısmıyla alakalı konuşacağım. Yeni asır öyle bir şey atmıştı. Biz burada geçen İzmir Akdeniz Akademisi'nin toplantısından sonra sağ olsun yeni asıra bir aslında cevap vermek isterdik ama bu konularda ben hemen yine bir ekleme daha yapayım konuya geçmeden. Ulaşımda çalışanların yakinen bildiği, diğer kişilerin belki daha az bildiği, belki mali durumla alakalı değerlendirmeler yapacak hocalarımıza da şey yapacaktır. 2010 Taksim 1115 sayılı Bakanlar Kurulu kararı vardır. Bakanlar Kurulu kararı en son Eylül ayında da eklemeler yapıldı aslında Cumhurbaşkanı kararıyla. Bunun içerisinde merkezi hükümet tarafından alınacak yani Türkiye Belediyesi tarafından yapılacak olan metro hatları yazar. Onlara baktığınızda İstanbul bu zamana kadar 10 tane hat yaptırmış. Yani 10 tane bunu da kilometre olarak vermiyorum. O çok daha fazla olabilir. Ankara şu ana kadar yapmadıklarının olduğu gibi külli olarak merkezi hükümete bırakmış. Elektromekanik sistemleri, sinyalizasyonları genel sekreterimiz burada. Bunların nasıl paralar tuttuğunu kendisi çok çok daha iyi bilir. 6 tane hattını Ankara Büyükşehir Belediyesi yani hattan kastım kesimlerini merkezi hükümete vermiş. Konya, Kayseri, Antalya, Erzurum, Erzincan keza yine aynı şekilde raylı sistem hatlarını Türkiye Belediyesi'ne yaptırıyor. İzmir 2018 yılının 1. ayın 8'inde bir Bakanlar Kurulu kararını Otogar Halkapınar arasındaki bağlantısıyla sadece destek aldı. Ya yani bu zaten şu anda zannedersem döviz kurundaki değişiklikler ve işte başlayan projelerin durması, yavaşlaması gibi mevzulardan dolayı Türkiye belki de yani farklı bir ya bu altyapı konusunda farklı bir şeye girecektir, faza girecektir diye düşünüyorum ve İzmir'in bu açılardan aslında çok avantajlı bir pozisyonda olduğunu düşünüyorum. Sunumu hızlıca sunma amacındayım. O sebeple bir arka plan hemen size arz edeceğim. Türkiye'de bir ulaşım var ve bu Türkiye'deki ulaşım gelişmişte olan ülkelerdeki ulaşımdan farksız. Ve İzmir'de böyle bir ülkede, böyle bir aslında alt ekonomik ve sosyal süreçlerin üzerine oturmuş bir belediye
Avrupa'daki bir belediye gibi davranamaz. Yani ve Türkiye'de üretilen çözümlerden çok çok öteye de gidemez. Bir İzmir'de sunulan ulaşım hizmetleri Avrupa'nın Zürih'inde ya da Paris'inde, Berlin'de sunulabilecek hizmetler gibi değil. Çünkü oradaki ulaşım hizmetleri 100-150 sene içerisinde oldu. Türkiye'de acele kentleşme sonrasında maliyetlerin azaltılması mevzuundan sonra ortaya çıkan şey Alaturka bir sistem oldu. Şu an minibüsçülerin yönettiği mesela ya da taksicilerin çok egemen olduğu, Uber'in giremediği, efendim işte yani serbest piyasa koşullarının tamamıyla bozulduğu ve aslında oligopol olarak işleyen arka planda bir sektörden bahsediyoruz. Ve bunun içerisinde büyük yatırımlarla belediyeler girmeye çalışıyor. Her belediye bu konuda büyük riskler alıyor açıkçası ve yani raylı sistemler dediğimiz sistemler gerçekten bir otobüs sistemi gibi değildir. Kesinlikle değildir. Çünkü bir otobüs sisteminin durağını alıp bir başka mahalleye götürdüğünüzde hattını değiştirebilmiş olursunuz. Raylı sistemi yaptığınızda evladınız gibidir. Artık ona bakmak zorundasınız. 24 saat, 24/7 bakmak zorundasınız. Her tarafını ışıklandırmak, korumak ve sabahın belli saatinde açıp gecenin belli saatine kadar da orada belirli sayıda personeli tutmak zorundasınız. Otobüse bir tane şoför ve bir tane durak yeterlidir. Yani öyle baktığınızda aslında bu sistemlerin işletilmesi ve yani sadece inşaatı değil, işletilmesi ve geleceğe sürdürülebilir bir şekilde götürülmesi çok çok daha önemli. Biz şu an bunu düşünmüyoruz. Bunu düşüneceğimiz bir şeyin olması gerektiğini düşünüyorum ama dip dalga dediğimiz, yani benim kendimce dip dalga olarak adlandırdığım Türkiye'deki ulaşım ve toplu taşım mevzunu ne zaman sırtımızdan bir şekilde yük olarak atarız, bu sisteme geçiş ya da bu sorunsalla karşı karşıya geleceğimiz bir şeyi, yeni çalışma biçimlerini ortaya çıkartırız. Ben kişisel olarak büyükşehir belediyelerinin bu ölçekle büyük işte ulaşım yatırımlarını götürebilecek mahiyette olduğunu düşünmüyorum. Yani yönetim yapısının, organizasyonunun, işleyişinin, UKOMES'inin, efendim işte bunların bağlaşıklarının 1930'larda çıkmış ESOT, EGO, işte İETT gibi yapılarının, bunlara eklemlenmiş özel şirketlerin, yani bu yapının artık kendi içerisinde gerginlikler yaşadığını ve bir şekilde belki İstanbul'da önerilen bir şey, bu da benden bir şey olmuştu. Almanya'daki işte ulaşım federasyonları gibi, konfederasyonları gibi aslında büyükşehir belediye, yani yerel hükümete, ben hep yerel hükümet diyorum, ulusal devlete inanmıyorum açıkçası, yerel hükümete bir şekilde sorumlu olduğu bir yapının kurulması lazım. İzmir'in bir ulaşım sistemi var, kent bölgesi var ve buna göre de kurgulanmış bir yaşam biçimi, yaşam stili ve mobilite alışkanlıkları var. Ve benim temel yani İzmir modeli çerçevesine koyduğum şeylerden bir tanesi, ki Kader Hanım bana demişti, niye hep İzban deyip duruyorsun, metroda yaptık biz diye. Daire başkanımız da burada, hatta o da şahit olmuştu. Yani ben İzban'ın gerçekten İzmir'in geleceğine, belki bölgesi açısından çok büyük bir potansiyel olduğuna inanıyorum. Yani metroyu her büyük şehir yapmak zorunda. Artık yani kim büyük şehirse, Ankara'yı saymayalım, Ankara şey yani Çorum'un bir büyüğü. Ya İzmir'de, ya İzmir gibi bir kentte, Akdeniz'in kentinde, İstanbul'da yarışır bir kent yapabilmek için metroyu yapmak zorundasınız. Bunun şey yok. Ama İzban dediğiniz vakit akan sular durur gerçekten. Çünkü bir 136 kilometre dünyada tek örneği olan, merkezi hükümetin bir kurumuyla bir araya gelip protokol haline getirilmiş ve ortaklaşa yapılabilmiş. Dünyada ben bunun araştırdım, bir örneğini daha göremedim. İzmir'de bir ulaşım sistemi var ve bunun üzerine bizim oturttuğumuz bir, yani naçizane bir kanvas ve onun içerisine koydum. Yani İzmir modeli kanvası olarak kendimce şey yaptım, işte formüle ettim ve içerisine de benim aslında İzmir ulaşım modeli olarak koydum. Belediyeler erişebilirlik üretmekten ziyade bir de o mobiliteyle buluşturması lazım bunu. Yani insanları nasıl yaşıyor, yaz, kış döngüleri nasıl bunların ve ev iş piyasalarında nasıl kendilerine olanaklar açıyor ve bu olanakları nasıl genişletebiliyor? Gündüz akşam bunu yaşamıyla nasıl anlamlı kılabiliyor ve yaşamdaki beklentilerini tahakkuk edebilecek bir ulaşım sistemi nasıl kuruyor? Bu Türkiye'de yoktu daha da düne kadar. Yani düne kadar bir taşıma işi vardı aslında. Taşıma işinden kastım, işte minibüse biniyorduk hepimiz, balık istifi, bir yerden bir yere gidiyorduk. Ankara'da şu an aynı şey devam ediyor mesela.
İzmir'de de kimi yerlerde de vardır. Yani bu illaki İzmir'de her şey iyi yapılıyor diye bir şey söz konusu değil. Çünkü bir ulaşım sektörü var ve bu ulaşım sektörü gerçekten 1950'lerden sonra kendini yani müktesepleriyle oluşturmuş bir ulaşım sistemi var. Ki bu açıdan da mesela Büyükşehir Belediyesi'nin, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı 5216 sayılı kanunun işte 7. maddesi Büyükşehir'in yetkilerini sayar. Z maddesine yapılan o eklenti bana göre müthiş. Yani Sayın Başkanımızın sabah faslında bahsetmiş olduğu özel işletmeciyle bir araya geleceğiz ve bu sistemi kamu hizmet kalitesinde sulayacağız mevzu İstanbul'da minibüsçülerle karşı karşıya oturduğumuzda onlara biz işte İstanbul Kart'a göre çalışacaksınız falan dediğinizde beni döveceklerdi. Yani öyle bir şeye girdik. Yani beni koydular en öne. Herkes arka tarafta. Genel sekreter yardımcısı şey falan işte hoca anlatsın diye. Neredeyse sopa yiyecektim. Yani gerçekten çok çetin ve çetrefilli bir sektör. Yani Türkiye'de ulaşım talebinde ve yapısında çok hızlı bir değişim söz konusu. Otomobilleşme dediğimiz fenomen aslında kentlerimizi bizim daha önceden kurgulanmış ve tatlı Türk şehri ölçeği olan tek merkezli şehir yürünebilir. Şu an mesela İzmir kent bölgesindeki bütün diğer metropoliten alan dışındaki yerleşmelerin hepsinin yarı çapına baktığınızda aşağı yukarı 3 kilometre civarındadır. Kıyıya baktığımızda ise 5 ila 6 kilometre civarında bir yayılım vardır. Ondan sonra bir kesilme olur. Sonra tekrar bu devam eder. Yani kıyılarda aslında yürümek, şeyde de yani diğer o işte Tire'de, Ödemiş'te bir yerden bir yere yürümek şey değil. Yani çok büyük bir şey gerektirmiyor. Ve küçük, tatlı, gayet yani orada yaşayan insanın yaşamıyla bütünleşmiş kentsel dokunun olduğu yerler. Metropoliten alan tabii ki bunun dışında. Metropoliten alanda da çok ciddi bir otomobilleşme var ve biz bununla yüz yüze geldiğimizde elimizde hiçbir şey yok. Yani 1976 yılında çıkmış işte anayasa değişikliğiyle ortaya konulmuş bir otopark yönetmeliği var. Otopark yönetmeliğine göre hiç yapılmamış fonksiyon otoparkları var. Otomobilin şehri tükettiği ya da nefessiz bıraktığı yerde mesela otomobille dışarıya doğru göç eden aileler, onlar şu an giderek iki otomobilli hane halkları haline gelmeye başlıyor ve aslına baktığınızda bu birçok açıdan sistemi zorluyor. Öte yandan da düşük gelirli milyonlar var. Yani o milyonları da bir şekilde iş imkanlarıyla buluşturmak mecburiyetindesiniz. Ben hep onlara ters yönün yolcuları diyorum yani kendimce. Biz gidiyoruz merkezdeki işimize, kimisi bir bakıyorsunuz ters yönde evlere temizliğe giden, elinde işte İzmir'in kartıyla olan insanlar. Yani bunlar gerçekten yani bu sistemin sunmanın bir aslında emekçinin kentle buluştuğu önemli noktalardan birisi olduğunu düşünüyorum. Toplu taşım dediğiniz vakit bir lüks değildir, bir ihtiyaçtır ve bu ihtiyaç temel itibariyle yani metropoliten şehirlerde mecburi olarak sunulması gereken bir alandır. Hızlı artan araç sahipliği, kentsel yayılma ve buna mukabil zayıf planlama, planlama alanının çok parçalı olması, bu sistemi kontrol edebileceğimiz, proaktif onunla mücadele edebileceğimiz bir yapıyı bize vermiyor. Büyükşehir Belediyeleri, ulaşımda olan aslında süreçlere sadece seyirci kalabiliyor. Çünkü vatandaşa diyemezsiniz yani araba alma ya da araba şurada yaşama gibi şeyleri söyleyemezsiniz. Ve bu serbest piyasa içerisinde aslında şehrin bütün yapısını kıran döken bir yapıya giriyor. Buna müdahil olabilmek için yegane elimizdeki enstrümanlar aslında toplu taşım sistemi ve bununla birlikte raylı sistemler. Raylı sistemlerle şehrin bana göre degrees of freedom, bağımsızlık derecesini indirmeye başlıyoruz. O istasyon alanları ve çevresi bana göre çok değerli alanlar ve bu alanların büyükşehir ya da metropoliten alanların diyeyim, metropoliten alanların planlanmasında çok önemli noktalar olduğunu düşünüyorum ve bunun üzerinden de aslında çoğu şeyin değişebileceğine inanıyorum. Türkiye'de toplu ulaşım deyince çoğu yere gittiğinizde göreceksiniz böyle bir şuursuz bir raylı sistem. Ne yapacaksınız? Tramvay yapacağız. Ne yapacağız? Hafif raylı yapacağız. Kimse bilmiyor bunun işte kilometresinin 20 milyon dolarlara geldiğini, yerin altına girdiğinizde
Kimi kesimlerde 100 milyon dolarlara kadar çıktığını kilometresinin. Yani bunu ne yapacağız? Onu yapacağız. Yani eve işte şöyle bir şey alalım tadında konuşmalarla karşılaşıyorsunuz. Yani o şehre aslında bir raylı sistemin nasıl bir hani ihtiyaç olduğunu ortaya koymadan önceden doğrudan a priori raylı sistem yapacağız. Ben bununla yani isim vererek konuşayım. Kütahya'da karşılaştım mesela. Beni çağırdılar oraya. Apar topar gittim. Ne yapacaksınız? Şey yapacağız işte. Hafif raylı sistem yapacağız. Hangi aralıkta yapacağız? Ta havalimanına kadar yapacağız. Bahçenin içinden raylı sistem niye geçireceksiniz ki yani? Nasıl bunu şey Ulaştırma Bakanlığı'na kabul ettireceksiniz? O işi ayarladık. Gaziantep'in raporunu koyacağız araya. Onunla götüreceğiz işi. Halledeceğiz. Yani böyle bir şey var ve bu devletin kaynakları açısından gerçekten çok, yani bunu duyunca gerçekten çok üzüldüm. Yani ve bunu aslında orada gez göz arpacık tadında herkes destekliyor. Bunun içerisindeki yanlışlığı görebilecek bir gözün olmadığını düşünüyorum açıkçası Türkiye'de. Böyle bir çantacı sektörü var ve Türkiye'de her yerde aslında bunu şey yapıyor. Biz fakir bir ülkeyiz. Gelişmekte olan bir ülkeyiz. Yapılması gereken yerde, yapılması gereken makuliyet dediğimiz şeyi ve ben onu hep şeyle özdeşleştiriyorum gerçekten. Yani Aziz Kocaoğlu'yla özdeşleştiriyorum. Yani bir makuliyet dediğimiz şey vardır. Bir izan vardır. Bunu yani şey işleyebilmek çok önemli bir şey. Yani politikalarına işleyebilmek o makuliyeti. Ben sizin için her şeyi yapıyorum. Her şey sizin için güzel olacak demekten ziyade İzmirli'nin bir araya gelip bu işleri kotarmasına anlamlı ve değerli buluyorum. Özel işletmecilerin lobi gücünü kimse kıramamıştır Türkiye'de. Belki Aziz Kocaoğlu da kıramamış, onları almıştır bir tarafa götürmüştür. 2-3 tane hani farklı şeyle buna biz ne diyoruz? Sopa ve havuç politikası. Yani o tür politikalarla bu şeyi oluşturmuştur diye düşünüyorum. İzmir'deki ulaşım sistemi bir kent bölge üzerine oturuyor ve akışkan bir mobilite coğrafyası var gerçekten. Yani dönemsel olarak değişebiliyor bunlar. Kıyılar artıyor, merkez artıyor. İstanbul ya da Ankara gibi büyük şehirlere baktığınızda aslında yaz dönemlerinde mesela ulaşım talebi azalır, daha sonra artar. Aynı şey içerisinde artar. Yani ve o kaymalar aslında dar bir alanda olur ama İzmir'de 100 kilometreye varan aslında o mobilite coğrafyasında inanılmaz değişiklikler olabiliyor. Kır daha canlı hale gelebiliyor İzmir içerisinde. İşte kıyılar farklı bir şekilde merkezde, metropoliten alanla ev-iş ilişkilerini kurabileceği bir yapıya bürünüyor. Ve bu daha önce kurulmuş olan katı ulaşım sistemini daha esnek bir şekilde kurgulanması gerektiğini bize şey yapıyor. İzmir'de rekreatif aktivite çeşitliliği, mahalli yolculuklar ve Körfez ki mahalli yolculukları genel itibariyle bu ulaşım ana planında yapılan işte çalışmalar incelenerek ve Körfez'in çok önemli olduğunu, herkesin bir şekilde Körfez'le bir araya gelebilmek ve bunu da işte yani bulunduğu her bölgenin en yakını olduğu ya da her yerin ortası olan yerle buluşmak şeklinde ortaya çıkardığını, bunun yolculuklara yansıttığını görüyoruz. Şimdi burada 2015-2030 İzmir'de yapılan ve ulaşım ana planının içerisine giren bir takım rakamlar var. Bunlar genel itibariyle aslında istikrarlı artışları gösteriyor. Kimilerinde bana göre yani hareketlilik oranları genel itibariyle sosyal süreçleri fazlasıyla dikkate almadığı için genel itibariyle az. Bunların hepsi ex post çalışmalar yapılıyor. 2010'lardan sonra artık ulaşım planlarına ciddi bir akademiyada eleştiri gelmeye başladı. Expos dediğim işte bir sürü ulaşım ana planı yapılmış, gelişmiş dünyada. Bunun sonrasında ne olmuş? Yani söylenilen şeyler çıkmış mı diye baktıklarında ya fazla çıkmış ya da gerisinde kalmış. Yani bunlar fayda maliyet analizlerinde aslında biraz işte ne bileyim yani ulaşım ana planlarının bir noktada gerçek süreçleri tam olarak anlayamadığı ki birazdan onun da bir şeyini göstereceğim. Yapıyı da ortaya koyuyor. Önemli olan bana göre aslında eğer yarı sistemler yapacaksanız, işte bir kent bölgeye ulaşım sistemi kurgulayacaksanız, vizyonun, bakış açısının ve plancı aslında güdülerinin çok çok daha önemli olduğunu düşünüyorum. Yani bunun ulaşım ana planlarında ortaya konulan yapının çok çok ötesine giden bir aslında farklı bir şey açtığını, doğruluk alanı açtığını düşünüyorum.
Türkiye'de ya yani şeye baktığınızda zaten otomobilleşmeye bütün şehirlerimizde zaten bu dediğimiz şimdi Ankara'da işte özür dilerim İzmir'de 1000 kişiye 164 düşen otomobil sayısı bunu eğer gelişmiş dünyayla biz tandem geleceksek nereden baksanız 1000 kişiye 300 civarına 300-350 bandına 10-15 sene içerisinde gelecektir. Türkiye bu otomotiv sanayindeki gelişmeleri eğer hani Türkiye'deki çok geri kalmazsa ve gelişmeyi aynı şekilde devam ettirirse, ekonomide bir dirhem daha düzelme şeyine girerse, 350 civarına geldiği vakit bugün hiçbir büyük şehrimizde, İstanbul dahil, hiçbir büyük şehrimizde trafik sorununu bugünkü olduğu gibi yönetemez duruma geleceğiz. Yani bugün yönetemiyoruz zaten. Bana göre trafiği yönetmek ve trafik sorununu çözmek arasında dağlar kadar fark var. Trafik sorunu hiçbir yerde çözülmez. Yani bunu bir şekilde yönetmek ve bir şekilde bu trafiği yani otopark gibi bir paralı alana getirmek lazım. Özel bir şekilde bir şey istiyorsan ortak maldan bunun maliyetini herkes karşılamak mecburiyetinde diye düşünüyorum açıkçası. Bu da ulaşım ana planının ortaya koyduğu bir yapı. Aslında genel itibariyle yani 2030 şeyinde iki yayanın aslında payının azalacağı buna mukabil özel otomobilin artış göstereceği bana özel otomobil biraz sanki şey geldi yani muhafazakar bir şey geldi. Toplu taşımanın payını az arttırarak koruyacağı bir yapı gösteriyor. Yani bisikletin çok az olduğu bir şey var. Türk şehirlerinde bisiklete uygun değil Türk şehirleri genel itibariyle. Bisiklet dediğimiz şey rekreatif. Yani İzmir Deniz Projesi'nin bir parçası. Ev işte ya da son milde mesela yani son kilometrede şeyden indiniz, İzban'dan indiniz. Evinize bisiklette gidebiliyor musunuz? Bunu ve her gün yapabiliyor musunuz? Yani bunu her gün ve yapabildiğinizde İzban çevresinde bunun bir altyapısının eve gidene kadar bir güvenlikli yolunun evinize gittiğinizde orada bir işte bisikleti tutabileceğiniz bir yerinin olması lazım. Bu bir altyapı meselesi. Yani işte evin bodrumunda bisiklet duruyordu şeydi falan öyle olacak bir şey değil bu açıkçası. Devam edeyim. İzban bu şeyin yani bu İzmir'deki toplu ulaşımın ana omurgası. Bunu ve metropoliten alanla bunun bağlaşıklarını kuzey ve güneyde birleştiriyor ve aslında bu son yapmış olduğumuz çalışmayla Sayın Başkan'la bir TÜBİTAK projesi de yürütüyoruz. Ankara'dan Emine Hoca'nın başkanlığında. Orada bulgularımız aslında İzban'ın yavaş yavaş İzmir'deki nüfusu, merkezdeki nüfusu ve merkezdeki o yığılmayı bir şekilde kendi hattı boyunca yumuşattığını ve kendi hattı boyuna aldığını görmekteyiz. Yani İzmir içerisinde işinin olup yavaş yavaş konut yer seçimini İzban hattı boyunca yayan bir yapının da olduğunu, o akımın da gerçekleştiğini görüyoruz. Ben bu resme bakınca aslında tek eksiğin bana göre, yani Bergama'yı şey sayıyorum, yapılacak diye sayıyorum. Tek eksiğin Buca metrosunun olmasıyla aslında İzmir'deki raylı sistemlerin çok önemli bir noktaya geleceğini düşünüyorum. O noktadan sonra da zannedersem İzmir'de bir aslında bu sistemi nasıl geleceğe götüreceğiz? Bu sistemi nasıl en makul ve en verimli şekilde işleteceğiz noktasına? Burada İzban'ın 41 tane istasyonu olacak şu an inşa edilmekte olanla birlikte. 41 tane bizim yatırım noktamız var burada. Yani konut, iş yeri farklı nitelikte. Aynı şekilde bu metro istasyonları için de geçerli. Ben tramvayı İzmir Deniz'in bir parçası olarak görüyorum. İzmir Deniz denilen projenin yegane mobilite aracını tramvay olarak görüp bunu aslında İzmir Deniz'in çok önemli gelecekteki sürdürülebilirliğinin parçası olarak görmekteyim. Yani bir ulaşım aracından ziyade günlük yaşamın önemli bir ögesi olarak. Benim temeldeki şeyim, kanvasım, hocamızın sabah faslında bahsetmiş olduğu İzmir modelinin 4 tane aslında boyutu var ve bu 4 tane boyutuyla ilişkilenmiş ve ortada da benim erişebilirlik ve mobilite olarak koymuş olduğum
Ya erişebilirlik dediğimiz şey genel itibariyle aktiviteler ve ulaşım sistemi, ama mobilite dediğimiz şey aslında insan, fikir, şehir, kıyı, tarih, bağlam, ihtiyaç, kısıtlılık, yani insanların her türlü mekanla, yerle olan ilişkilerini kurmuş olduğu ve bunu artık hareketlilikle ortaya çıkardığı bir yapı. Herkesin bir yaşantı biçimi var. Herkesin gittiği bir pastane, herkesin gördüğü bir aslında iyi bir yer var ve oradan geçme isteği var. Bu aslına baktığınızda insanların bizim onlara dediğimiz işte sana bir erişebilirlik imkanı sağladım, onu yap dediğinden farklı olan yaşamların bir şeyi aslında göstergesi olarak görüyorum. Yani bu sisteme yenilikçilik, katılım ve yönetişim, sürdürülebilirliğin bir şekilde girdi çıktı ilişkileriyle aslında ilişkili oldu. Ama hepsinin birlikte bir yaşam kalitesi arka planı ürettiğini ve bunun bir aslında işlevsellikler, efendim işte insanların kapasiteleri, kapabilitelerine etki eden bir yapı olduğunu düşünüyorum. Biz bu mobiliteyi ve erişebilirliği bir şekilde bir araya getirmediğimiz sürece bu sistemin dağılacağını düşünüyorum. Ulaşım ana planlarından bahsettik. Aslında ulaşım ana planları bizim bu sistem içerisinde, yani o işte korumuş olduğum mobilite dediğimiz, aslında insan mobilite dediğimiz şey aslında insanın yapmak istedikleri de bir mobilitenin bir parçası. Eğer o imkan sağlandığında belki onu yapacak o insanlar. Ama ulaşım ana planları dediğimiz alanda bizim yaptığımız yegane şey onları bir gün gözlemlemek. Ne yapmış bu adam diyeyim. Yani onun üzerinden bir fikir, aslında çok geniş bir alana fikir yürütmek bizi çoğu noktada eksik bırakabilir ve bunun riskli olduğunu düşünüyorum ben açıkçası. Bunu geçeyim. İzmir mobilitenin temel bileşenlerini ben aslında metropoliten alanda çeşitlilik ve yığının olduğu, farklı rutinlerin olduğu kent-kır birleşimlerinde ve kıyıda özel ulaşımın ortaya çıkardığı bir yapının hakim olduğunu düşünüyorum. Bunu bir şekilde bizim genel modelimiz içerisinde diğer o boyutlarıyla işlemenin modeli daha da ileriye götüreceğine inanıyorum. Mobilitedeki adımlarda temel olarak gerçekten ben İzban. Yani başka hani çok İzban çok, ve bu İzban'ın aslında yani bu coğrafyaya çok önemli hizmetler getireceğini ve bu coğrafyanın aslında gelecekteki daha da büyüyecek olan belki işte ne bileyim çevre illerle birlikte daha büyük bir bölge niteliğine kavuşacağı bir yapının ana başlangıç noktası olarak görüyorum ve bu gelişecektir. Yani bu burada duramaz. Bu burada durduğu vakit geriye götürecektir bizi. Bunu ileriye götürmek mecburiyetindeyiz. İzmir'in yaptığı bir sürü şey var. Ücretlendirme dediğimiz mevzuda yani aktarmalarda para alınmaması kimsenin kimseye yapmadığı bir şey yani diğer yerlerde. Ona açık net söyleyeyim. Yani bunu İzmir'de pek işlemiyorlar ya da buna pek şey yapmıyorlar ama İstanbul'a gittiğinizde İstanbul kartın ben 50 liranın 2 günde bittiğini görüyorum. Ya yani İzmir'de karşıya git gel biraz daha dolan bir daha git falan şey yani bedava. İstanbul'da bunun imkanı yok. İstanbul'da gemiler de kalktı bu aktarmalarda. Gemiler full alıyor artık yani vapurlara bindiğinizde. Yani çok şey nüansta aslında kaybediyor. İzmir'in çok farklı avantajları var. Bunu pek burada zannedersem görünmüyor. Yani çok talepkar olduğundan mı bilmiyorum açıkçası. İzban'ın geçtiği bir hat var. 2010-17 arasında şey oldu ve bu sağ tarafta görmüş olduğunuz aslında İzban'ın genel itibariyle İzmir'in kıyılarda bir nüfusunu, kırmızılar nüfusun arttığı yerler, maviler ise nüfusun azaldığı yerler. Buna baktığımızda İzban'ın aslında İzmir'in hemen dışında kuzey-güney hattında nüfusu tuttuğu bir hat var. Bu hattı dışarıya doğru bir önceki fasıldaki hocalarımızın bahsettiği o tarımdaki işte geriye gidişin aslında nüfusla ilişkili geriye gidişin bir şekilde İzban'la da ilişkilendirilerek belki farklı sektörlerle canlandırılarak oraların da nüfusunun canlanabileceği ve tarıma bir şekilde etki edebilecek bir
dolaylı etkinin kurulabileceğine inanıyorum. Evet, yani gelecek işte time is up dedi Sayın Başkanımız. Buca metroyu, İzdeniz tramvayı, lastik tekerlekli dönüşümü, Sayın Başkan'ın sabahleyin bahsettiği olay yaparsa İstanbul'dan önce yapacak. İstanbul'da da çalışılıyor bu. İstanbul'da da olur mu, İzmir'de mi daha önce olur bilmiyorum ama İzmir'de Sayın Başkan'ın yani kafasında kurguladığı sistem İstanbul'dan daha ileri gözüküyor ve daha medeni bana göre. Ve İzban dediğim gibi 2005-2023 aralığında 180 kilometre bir Büyükşehir Belediyesi'nin merkezi hükümetle ortaklaşa yapmış olduğu en önemli projelerden, dünyada en önemli projelerden bir tanesi. Yani şu an mesela Marmaray'da her ne kadar YHT hattı ve hattın şeyleri nitelikte olsa da Marmaray şu an 5 sene gecikmeli duruyor önümüzde. Yani karşılaştırdığımızda arada dağlar kadar fark var gerçekten. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Evet. Metin hocamıza çok teşekkür ediyorum. İki konu da arada hemen bilgi verip Gökhan hocama söz vereceğim. Birincisi Buca metrosu. Bu sistemin olmazsa olmazı diyor. Çok doğrudur. 13,5 kilometrelik bir hattan bahsediyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi buna ilişkin tüm etütlerini bitirmiştir. Geçen yıl Aralık ayının 2017'nin Aralık ayında Ulaştırma Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nden de Buca metrosunun fizibilitesini onaylatmıştır. Hattın reel ve gerçekçi olduğuna dair. Arkasından da hemen Kalkınma Bakanlığı'na aynı ay içerisinde 2017'nin Aralık ayı içerisinde Yüksek Planlama Kurulu'na sunulmak ve ihaleye çıkmak üzere izin istemiştir. Çünkü ülkemizin mevzuatı bu. Uluslararası hukuk gereği yapılacak ihalelerde, metro ihaleleri eğer ulus aşırı yapılacak ve yurt dışı kredi kullanılacak ise böyle bir şartımız var ülke mevzuatı açısından. Biz de devlet desteği alarak metroları yapmadığımız, kendi kaynaklarımız ve kredibilite olanaklarımızla yaptığımız için, uluslararası krediyle yapacağımız için Kalkınma Bakanlığı'ndan böyle bir onayı 2017 yılının Aralık ayında istedik. 2018 yılının Aralık ayındayız. Kalkınma Bakanlığı kalmadı. Yüksek Planlama Kurulu da yok. Cumhurbaşkanlığı'nın bir ilgili üst kurulunun buna bakacağı söyleniyor. İkinci bir yazıyı da yazdık bu kurula. Buna da cevap yok. Dolayısıyla Buca metrosu için biz Büyükşehir Belediyesi olarak yapılması gereken her işi yapmış, gelecek onayı bekler durumdayız. Dün akşam Sayın Başkanımız Büyükşehir Belediye Meclisi'nde bütçemizin görüşüldüğü bir oturumda da bunu detayıyla Adalet Kalkınma Partili meclis üyelerinin soruları üstüne bana pas vermeyin diyerek böyle bir cevapla yanıtladı. Bir başka husus da tramvayın İzmir Denizi'yle eşleştirilmesi. Bu da bir önemli. Tabii biz tramvayı bir yeşil kesitle yaptığımız için yeşilin bütünleşen bir parçası oldu. Bundan da mutluluk duyuyoruz. 21 santimin üstünde sürekliliği olan bir 21 kilometre, 22 kilometrelik bir çim hattımız var. Bu yeşille de bütünleşmesini sağladı. Ama bu sadece rekreatif olarak kullanıldığı anlamına gelmez. Konak tramvayı şu anda 75 bin kişi taşıyor. Karşıyaka tramvayı 35 bin kişi taşıyor. Konak tramvayının bir yıl içerisinde 100 bine ulaşacağını öngörüyoruz. Dolayısıyla çok ciddi de bir taşımacılık, toplu taşıma anlamında faaliyet gördüğünü de söyleyebiliriz. Ama konforu ve vistası açısından bakıldığında da İzmir Denizi'nin bir parçasıdır. Onu da not olarak ileteyim. Çok değerli Gökhan Hocam, sürenizden çaldım. Özür diliyorum. Buyursunlar. Estağfurullah. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Değerli Şenbil'in benim hocalık dönemime ilişkin iltifatına hemen iade edeyim. Ben de öyle bir öğrencinin bugünkü kadar parlak bir akademisyen olmasından gurur duyuyorum, onu söyleyeyim. Şimdi çalışmasını okumaya çalıştım. Yani o çalışmayı esas alarak hareket etmeye gayret ettim ama çalışması tam 90 sayfa. Ve burada anlattıklarıyla birlikte 100 sayfayı geçti. Yani girilmesi gereken konular kolay değil böyle bir çalışmayı değerlendirmek. Aslında onu yapmaktansa belki İzmir'in İzmir'de olup bitenlerin biraz Türkiye ile ilişkilendirilmesi bağlamında birkaç şey söylememde yarar olacak. Bu arada bir ufak düzeltme yapacağım. Bir maddi hata veya atlama diyelim.
Şimdi Türkiye'de bu raylı sistem meseleleri aslında ilk defa 1950'li yıllarda sesli hale geldi. Yani o ilk demokratik belediyecilik atılımlarının olduğu dönemde metro lafı da edilir olmaya başlamıştı. Ama proje hazırlama, etüt yapma meseleleri 1980'lerin ana dönemiydi. Ve 90'lı yıllarda da bu metrolar inşa edilmeye başlandı. Mesela şimdi benim elimdeki birkaç değer var. İstanbul'da 89'da bu Aksaray-Kartaltepe hattı işletmeye açıldı. Bu hat kapsamlı bir metro etüdü yapıldıktan sonra yerel yönetimin farklı bir tercihi olarak hafif raylı sisteme yönelme şeklinde gerçekleştirildi. Benzer bir yaklaşım Ankara'da oldu. Kapsamlı bir metro çalışmasının ardından 96'da öncelik Söğüt Özü Dikimevi hafif raylı sistemine verildi. Ankara deniyor. Öbürüne de Dalanvay deniyor bu arada. Bunun yanı sıra Ankara metrosu Kızılay Batıkent işletme açılış tarihi bir yıl sonra oldu. İzmir'de ise işte 2010-2012 döneminde bu ilk Basmane-Bornova hattını görüyoruz. Şimdi bu raylı sistemlerle ilgili mesele, yani öyküsü yazılacak olsa, dört başı mamur şekilde yazılacak olsa, bir yararlı toplu taşım yatırımı olmanın ötesinde, merkezi hükümet ve yerel yönetim arasında ciddi çekişmelerin olduğu ve çekişme yanı sıra Ankara örneğinde, Melik Gökçek örneğinde gördüğümüz gibi kayırmaların olduğu, yani merkezi yönetimin yerel yönetimi kolaylaştırıcı yaklaşımların da denendiği, belediye başkanları arasında rekabet, basına yansıdığı kadarıyla ciddi ihale yolsuzlukları ve benzeri boyutları olan bir konudur. Çünkü çok büyük bir yatırım. Politik olarak etkisi yüksek olan bir yatırım. Bunların hepsini yaşadık. Bunlar da bir şekilde herhalde yazına girecektir. Ben burada ufak bir tarihsel hatırlatma yapmak istiyorum. Bundan yaklaşık 40 yıl kadar önce 1980 yılı baharında o zaman Ankara Belediyesi'nde Ali Dinçer vardı başkanı olarak. EGO'da ilk ulaşım planlama birimi kurulmuştu. Bu birim esasında ulaşımı bütüncül olarak kavramaya çalışan bir anlayışın ürünüydü ve 12 Eylül 1980'de kapatılan ilk Ankara Metro inşaat girişiminin de bir anlamda koordine edildiği bir birimdi. O dönemde bir takım ulaşım etütleri başlamıştı kapsamlı olarak. Fakat yine de kapsam biraz sınırlıydı. Hatta bundan önce İlhan Hocamızın da içinde görev aldığı Dalokay dönemi döneminde bir ulaşım çalışması da yapılmıştı. Metro akılda tutularak tahmin ediyorum. Fakat Türkiye'nin ilk ulaşım ana planı 1985-87 döneminde Türk-Kanada Konsorsiyumu tarafından Ankara Büyükşehir, o zaman belediyeydi hala, belediyesine bir kapsamlı etüt olarak yapıldı ve Ankara Kentsel Ulaşım Çalışması kapsamında tamamlandı. Bu Ankara Belediyesi'nin yaşadığı, 12 Eylül'de yaşadığı bu durdurulma, metro inşaatının durdurulma konusu bu kez çok daha ciddi bir ulaşım etüdünün yapılmasına neden oldu. Yani yoğurdu üfleyerek yiyen bir belediye birimi bu çalışmayı, bunu da bir fırsat olarak kullanıp, yani dış kredinin bir hibe şeklinde varlığında bu işi kapsamlı bir etüde dönüştürdü ve bir anlamda çalışmanın sonunda önerilen metronun yapılmasını da güvence altına aldı. Ama tabii
politik tercihler her zaman bu zamanlamayla ilgili olarak değişebiliyor. Benim bu çalışmada en önemsediğim konulardan bir tanesi, içinde bizzat yer aldığım bu çalışmada, İzmir modelini de biraz anımsattığı için belki, 9 ciltlik olarak üretilmiş olan bu etüt raporları, 1000 kopya Türkçe'ye, 500 kopya İngilizce olarak basıldı. Bütün kütüphanelere, ilgili kamu idarelerine dağıtıldı. Elçiliklere elden götürüldü, teslim edildi. Yani buradaki amaç şuydu, işte tabii o biraz bizim akademisyenlik içgüdümüzle de ilgili, paylaşımcı içgüdümüzle ilgili. Yani yapacak olan bundan sonra bunun üstüne koysun, bundan iyisini yapsın felsefesiydi. Fakat ilginçtir, bundan sonra yapılan hiçbir ulaşım çalışması bu şekilde bir basın ve dağıtım konusu olmadı. Çok geçici çalışmalar yapıldı sanıyorum. Ancak mesela İzmir örneğinde gene bir farklılık seziyoruz. İşte ben web sitelerini taradığımda, o zamanlar tabii bizim dönemimizde böyle internet falan yok. Elden dağıtım yapıyoruz postayla vesaireyle. Ama şimdi bakıyorum, mesela bazı belediyelerin ulaşım ana planlarıyla ilgili izlemeye imkan tanıyan belgelerini web sitelerinde bulabiliyoruz. Tabii teknik detayları buralarda görmek zor. Şimdi birinci koyduğum konu bu. Yani bir şeyin basımı maalesef sonradan yapılan çalışmaların onu izlemesi gerektiğini sağlamıyor. Yani İzmir modelinin başına bunun gelmesini istemem ama maalesef Türkiye'de böyle bir dönem yaşandı. Şimdi onun dışında teknokrat merakı olarak bir türlü çözemediğim bir konu var. O da şu. İşte herkes söylüyor, arazi kullanımına ulaşım birbiriyle etkileşir vesaire. Yani etkileşmenin ötesinde bu bütün dünyada artık bir simülasyon tekniği olarak bütün ulaşım idarelerinin kullandığı bir yazılıma dönüştü. Yani grafiksel olarak bir yere bir arazi kullanım kararı verdiğiniz zaman onun ulaşımdaki veya çevredeki implikasyonlarını hemen anlayabiliyorsunuz. Gayet rahat. Model var. Matematiksel alt modülleri var ve bunu çıkartıyor. Yani bugünün dünyasında zaten o kadar bu iş kolaylaştı ki elinizdeki cep telefonuyla bir yerden bir yere giderken en kestirme yolu size, hatta ikinci ve üçüncü kestirme yolları pat diye veriyor mobil telefon navigasyon imkanıyla. Şimdi böyle bir imkan olduğu bir durumda belediyelerin bünyesinde neden her zaman el altında tuttukları ve ulaşım kararlarını sınayabilecekleri bir yazılım kullanılmaz. Onun yerine şu yapılıyor belediyelerde, işte ulaşım ana planlarını hazırlama zorunluluğu var. Dolayısıyla uzun dönemli kestirimler için işte şehir biraz zonlara bölünüyor ve zonlar arasındaki akımları bir şekilde tahmin eden bir model kullanılıyor. O model kullanıldığı kadarıyla kalıyor, artık bitiyor işi. Oysa özellikle karayolu icraatında sürekli olarak kavşaklar yapılıyor, yollar yapılıyor vesaire. Bunların doğru olup olmadığını veya alternatiflerinin daha iyi olup olmadığını anlamak için elimizde çok güçlü yazılımlar var. Bu yazılımlar neden kullanılmaz? Ben bunu bir türlü çözebilmiş değilim. Belki siz ulaşımdan sorumlu genel sekreter olarak bu konuda bir açıklık getirebilirsiniz. Çünkü bu modellerin özelliği şu, yalnızca o yöreye bakmıyor. Bütün kentteki ulaşım ağının dijitalize edildiği bir ortamda herhangi bir altyapısal müdahalenin veya işletme müdahalesinin sistem etkilerini gözeterek sonuçlarını veriyor. Mesela bir kavşağı diyelim düzenliyorsunuz, hem zeminken çok katlı yapıyorsunuz. Yaptığınız maliyet, yatırdığınız maliyet dışında olayın bir de işletmeden gelen kazanımları veya kayıpları olacaktır. Bunları hesap ediyor. Çevreye verdiğiniz emisyonlar, bunları hesap ediyor ve siz orada karar vericinin eline çok net bir tablo sunabiliyorsunuz. İşte şu kadar emisyon yaratıyor, bu kadar işletme maliyetleri yükseliyor veya azalıyor şeklinde ve karar kolaylaşıyor. Ama bu kararları maalesef, yani ben İstanbul'da bunu izlemeye çalıştım, maalesef İzmir'i bilmiyorum. İstanbul'da bu yapılamadı.
Her nedense yani uluslararası firmalar devreye giriyor vesaire ama bu bir türlü yapılamıyor. Bu ulaşımın pek katılımcı olmayan bir yanı, teknokrat yanı ama zorunlu bir yanı ve ulaşımın aslında planlama disiplini içinde çok mühendisliğe en yakın olan disiplinlerden birisinin olmasının da nedenidir. Yani ölçülebilen bir alan. Şimdi bütün kentlerde akıllı kameralar var. Akıllı kameralarla otomatik sayım yapılabiliyor. Yani sizin artık kordon sayımı yapmak için araziye işte öğrencileri toplayıp götürmenize gerek yok. Doğrudan doğruya kamera bunları ölçüyor. Kaç tane ağır vasıta, kaç tane hafif vasıta bunları çıkartabiliyorsunuz. Bütün bu imkanların olduğu bir ortamda böyle bir simülasyon yazılımının kullanılmasını hiçbir şekilde anlayabilmiş değilim. Evet, 5 dakikalık döneminde de şimdi İzmir modelinin yayılmasına yönelik bir önerimi yapacağım. Ondan sonra da kentsel dönüşümle ilgili ne kadar vaktim kalıyorsa onu kullanacağım. Şimdi bir Avrupa Birliği projesinde biz önemli bir aracı kullanmaya çalıştık. Bu aracın adı Vatandaş Karnesi. Vatandaş Karnesi'nin yapmaya çalıştığı şey, yerel veya merkezi hükümetin sunduğu hizmetlerin bir şekilde vatandaşa sorularak notlanması, puanlanması. Yani siz elektrik hizmetinden memnun musunuz? İşte su hizmetinden memnun musunuz? Ulaşım hizmetinden memnun musunuz? Şeklinde. Onun da alt soruları var falan. Ama bu şöyle bir imkan getiriyor. Memnuniyetsizlik durumunda neden memnun değilsiniz de sorulabileceği gibi idarelerin o dokümanı kullanarak, bu tür anketleri kullanarak bu işin daha iyi yapılabilmesi için, hizmetin daha iyi sunulabilmesi için bir sürece girmelerine neden oluyor. Yani vatandaş karnesi süreci dediğimiz şey böyle bir şey. Şimdi artık internetin çok yaygınlaştığı bir ortamda bunu tabii internet üzerinden de yapmak mümkün. Ama tabii bu şöyle bir durum, bir de mevcut durumu söyleyeyim. Şimdi mesela ben gidiyorum Anadolu'nun bir kentinde. Soruyorum belediye başkanı, böyle bir anket yapıyor musunuz? Memnuniyet anketi türünde bir şey yapıyor musunuz? Yapıyorsunuz. Peki bunun sonuçlarını yayınlıyor musunuz? Hayır. Neden yayınlamıyorsunuz? Ya siyasi rakiplerime koz mu vereceğim diyor. Şimdi böyle bir ortamda halk bunu paylaşamıyor. Halk bunu paylaşamayınca sadece siyasilerin kendi rakiplerini, kendi partisinden veya bir başka partiden rakiplerini işte anlamak veya onları bertaraf etmek için kullandıkları bir stratejik araca dönüşüyor. Oysa bu vatandaşın hizmetlerin düzeltilebilmesi yönündeki taleplerini yansıtan bir araç olarak kullanılabilir. Tabii ülkemizdeki olup bitenler çerçevesinde yani başkanlık sistemine geçtiğimiz bir düzende bu kadar katılımcı araçları nasıl kullanabiliriz meselesi ayrı bir konu. Ama ben mesela İzmir'in böyle bir özgüvene sahip olduğunu düşünüyorum. Yani İzmir böyle bir şey yapabilir. Ve diyebilir ki benim vatandaş karnem geçen sene 75'ti, bu sene 76'ya çıkardık. Puanlatıyor. Bu diğer kentler üzerinde de önemli bir üstünlük getirebilir. Çünkü vatandaşa açık bir belediye, vatandaşa puanlatan bir belediye güç kazanabilir. Yani modelin yayılması açısından da etkisi olacağı için bunu özellikle söylüyorum. Son bir 5 dakikada izninizle buna ayırayım. Değinmek istediğim konu kentsel dönüşüm. Bu Şenbil'in makalesinde, makalede değil, yarı kitabında diyelim, iyi işlenmiş bir konu. Yani epey enine boyuna ele alınmış. Şimdi burada şöyle bir tarihsel süreç var. Otomobil icat edildiği tarihten sonra kenti çevreye yayıyor. Amerika'da falan çok yüksek otomobil sahipliğinin olduğu ortamlar. Bu kentsel saçaklanma dediğimiz, İngilizcesiyle urban sprawl dediğimiz olaya neden oluyor. Raylı sistemler ise
biraz buna alternatif olarak getirilen plancı yaklaşımları sonucunda ortaya çıkıyor. Mesela yine Amerika'da Washington DC'nin planı raylı sistemin ışınsal olarak yayılmasına dayanan ve toplu yerleşmeleri de teşvik eden, istasyon civarlarında teşvik eden bir yaklaşım. İskandinav ülkelerinde çok yaygın olarak kullanılan bir olay. Toplu konut, toplu ulaşım birlikteliği. Şimdi bizde enteresan bir gelişme oldu. Raylı sistemlerin epey yaygınlaştığı bir dönemde çevreye yayılmanın hızını ve toplu taşımaya dayalı ulaşımın sağladığı imkanları toplu konut yapımı üzerindeki etkisini azaltan bir kentsel dönüşüm kanunu çıktı. Şimdi bu kentsel dönüşüm yasası aslında afet riski altında olan yerler için düşünülmüş veya tehlikeli standartlarda olan yerler için, durumda olan yerler için düşünülmüş bir şey. Ama kentsel yoğunlukları baştan aşağı etkiledi. Mesela bugün artık kentsel dönüşüm geniş çapta uygulandığı İstanbul gibi yerlerde yoğunluklar mevcut kentin üzerinde bindi, arttı. Aynı yerde 3 emsal veriyorsunuz. 1 emsal yerine 3 emsal veriyorsunuz. Yani bu inanılmaz bir şey. Ve biz şehirciler olarak bu olayın seyircisi durumunda kaldık. Buna müdahale edecek bir durumda olamadık. Dolayısıyla aslında onu da kendi payımıza bir öz eleştiri olarak alalım. Mevcut kent yapılaşmasındaki yoğunlaşmayı ulaşım sorunlarını artıran, altyapı sorunlarını artıran, Sayın Başkan son derece güzel bir üslupla bunun yerine oturttu. Yani dedi ki aynı parsel üzerinde, aynı altyapı üzerinde 3 misli yoğunluk. Yani bu olacak iş değil. Ama oldu. Şimdi bunu Şenbil'in eserinde şöyle bir önerisi var. Diyor ki bu toplu taşıma odaklı kentsel dönüşüm olmalıdır. Yani demek istediği istasyonların bulunduğu alanlarda özel yapılaşma hakları yaratılmalı ve oralarda yalnız yoğunluk artışı sağlanmalı ama onun dışındaki alanlardan farklı bir yönü olmalıdır diyor. Tabii bu özellikle cazip şeylerde çekiciliği fazla olan istasyonlarda denenebilecek. Aslında dünyanın her yerinde de denenen ve başarılı olabilen bir olay. Ancak bunun da raylı sistemin cazip olmadığı, diğer istasyonlarda veya raylı sistem üzerinde cazip olmayan istasyonlardaki uygulanma şansı gene sermayenin kent piyasasındaki fırsat maliyetine bağlı olarak şekillenecek gibi gözüküyor. Ben burada kesiyorum. Teşekkür ederim. Gökhan hocamıza da çok teşekkür ediyoruz. Çok kısa bir vaktimiz var. İki hususa da Gökhan hocanın değindikleri üstünden bir açıklama getireyim. Sonra soru varsa 10 dakikamız var. 10 dakika içerisinde soru alacağım. Birincisi, neden ulaşım planlamayla kentsel planlama birlikteliğini sağlayamıyoruz? Ve ulaşıma ilişkin verdiğimiz ya da planlamada verdiğimiz bir arazi kullanım kararını neden ulaşımını etüt ederek modern yazılımlarla anında tespit edip sınayarak hayata geçiremiyoruz. Çok doğru, yerinde. Birinci çıkış noktası bunun sorunun şudur. Bizim ülkemizde ulaşım planlama mevzuatıyla kentsel planlama ya da imar planlama ülkemizdeki adıyla imar planlama mevzuatı birbirinden ayrıdır. Ulaşım planlamaya ilişkin mevzuat enerji verimliliğine ilişkin yasal düzenlemenin içerisinde geçer. Ulaşım planlama bizim imar mevzuatımızda olmayan bir düzenlemedir. Dolayısıyla imar planlarının yapılmasına ilişkin esas ve usulleri belirleyen düzenlemelerimiz, ulaşıma ilişkin kararları böyle bir yasal zorunluluk içinde test etmeyi, alınmışlarının temel kararlarının bu anlamda hayata geçişinin sorgulanmasını zorunlu kılmaz. Böyle olmadığı için de imar planlarına ilişkin bir de üstüne üstlük
yasal süreler getirdiği için ilçe belediyelerinin onayladığı planların 3 ay içerisinde Büyükşehir Belediye Meclisi'nden geçmezse onaylanmış sayılacağını, bu süreler içerisinde bu etütlerin yapılması gibi bir zorunluluk da olmadığını, süre kısıtları da olduğunu ve alışkanlıkların da tam tersine oturduğunu, bunun da zaman zaman sakıncalar getirdiğini düşünürseniz, belediyelerin böyle bir siyasi baskı ve ortamında bunu yapması çok olanaklı değildir. Ama bu olmaz değildir. Olacaksa da bunun yapılabileceği yer, açık söylüyorum, İzmir'dir. Başka bir yerde değildir. Belki önümüzdeki dönem için İzmir modelinin koyması gereken hedeflerden birisi bu olabilir. Ben de not aldım. Bir diğer hususumuz da kentsel dönüşüm. Bir şehir plancısı olarak söylüyorum, gururla söylüyorum. 1'e 3 bir aynı parselin içinde emsali bir katından 3 katını artıran değil, bir katından 1,5 katını artıran uygulamalar dahi İzmir'de kentsel dönüşüm için olmamıştır. Aziz Kocaoğlu'nun başkanlığındaki İzmir Büyükşehir Belediyesi İzmir, Uzundere. Evet. Evet, Uzundere'de dahil de olmamıştır. Toplam şeye baktığımızda yoğunluk aynıdır. Biz yoğunluk artırarak, emsali yükselterek verilecek dönüşüm kararlarının doğru olmadığını düşünen bir belediyeyiz ve böyle de bir dönüşüm uygulaması yapmıyoruz. Hak sahiplerinin tümünü verilmiş inşaat hakları içerisinde belli bir emsale sıkıştırmaya çalıştığımız için de bazı yerlerde yaptığımız yapım ihalelerinde piyasayı, müteahhiti çok memnun edemediğimiz için ihalelere alıcı bulamıyoruz. Ama bu İzmir modelinin ayırt edici özelliklerinden bir tanesidir. Yoğunluk artışı pahasına kentsel dönüşümü özendirmiyoruz. Bunu da bir küçük not olarak ileteyim. Salondan sınırlı sayıda soru var ise alacağız. Ondan sonra da son vereceğiz. Buyurun. Buyurun. Kendinizi de tanıtırsanız. Söz hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim. Buca'dan geliyorum. Uluslararası İlişkiler bölümü öğrencisiyim. İsminizi de alabilir miyiz? Gülçin Özural. Buyurun. İlk önce şöylelikle bir şey belirtmek istiyorum. Hazır ulaşım konusu mevzu bahis olmuşken, Alsancak müdavimi biriyim ben de. Hani Alsancakların orası gerçekten hani orada tramvay var ve iki şerit miydi, dört şerit miydi tam olarak bilmiyorum ama halkın nabzını tutan bir insan olarak orada tarihi Alsancakları var, İzmir Limanı var, ondan sonra kordon var. Orada tramvay gerçekten şeritleri kaplamış durumda ve orada inanılmaz bir trafik keşmekeşi oluştu. Yani hani halkın bu yöndeki görüşleri araştırıldı mı bilmiyorum ama inanılmaz derecede halk isyanda şu an. Hani halk tramvaya bilsin de işte yeşilleri biz kente kazandırmış olalım ama halkın görüşleri ne olursa olsun gibi bir şey var bu yönde. Ben bilmiyorum yani. Hani parklar olabilir, gezi yerleri olabilir. İlla ki tramvayla mı olacaktı bu durum bilmiyorum. Yani bence fizibilitesi tam olarak tamamlanmamış bir şey. Artısında bir sorun daha olacak. Mesela otobüs hatları, otobüs numaraları çok fazla değiştiriliyor. Mesela olarak İzmir'de inanılmaz derecede turist hale geldik. Birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Türkçe bilmeyen turistlerin ya da dışarıdan, İzmir dışından gelmiş olan insanların İzmir'deki durumlarını ben düşünemiyorum. Açıkçası 1,5 İngilizcemle yardımcı olmaya çalıştığım insanlar da oluyor. Turizm meraklısı biriyim ben de. Hani şöyle bir fikrim var. Ne kadar geliştirildi, kimlerin yardımcı olduğu bir şey bilmiyorum ben. Havaalanlarında, yani havaalanında, otogar gibi yerlerde güncel bilgileri düzenlenmiş, planlanmış olan broşürler yetmez bir tek. Oralarda rehberlerin olduğu ofisler olsa, çok çok dikkat çekse turistlerin ve en çok hangi ülkelerden turistler, turist takımı geliyorsa, turist takımı oluyorsa onların dilinde olan, onların dilinden anlayan rehberler, broşürler olsa oralarda bence çok daha iyi olacak ve numaralarda otobüs numaraları yani sık sık değişmese diyorum ve Alsancak, Konak gibi yerlerde artık
otobüs hatları bu derece peki, teşekkür bu kadar değişmese diyorum ve tramvayı da artık desteklemiyorum ben. Peki. En başından ederim. Beri. Teşekkür ederim. Evet. Başka soru var mı? Katkı için süremiz az. Bir soru daha var. Buyurun. En arkada. Yalnız soru olsun. Benden de var. Soru alacağız. Katkı için vaktimiz yok efendim. Katkıya vaktimiz yok. En arkadaki beyefendiye işaret ettim. Sonra soruya Metin Bey cevap verecek. Buyurun. İnşaat mühendisi Ahmet Çağlıblanık. Eski bir İstanbullu ve 12 yıllık bir İzmirli olarak İzmir'de deniz diyorum. Denizin ulaşımda rolü daha fazla olmalı diyorum. Denizle ilgili projeleri bekliyorum. Peki, teşekkür ederim. Evet, Metin Hocam siz buyurun. Bu tramvayla alakalı arkadaşımızın yapmış olduğu, yani belirtmiş olduğu görüşüne soru değil o. Görüşüne şöyle karşılık vereceğim. Ben İstanbul'da yaklaşık yani 10 senedir profesyonel olarak çalışıyorum. Yani ulaşımda bütün her biriminde çalışıyorum. Şu an biz İstanbul'da tarihi yarımadayı trafikten arındırıp tamamıyla bütün ulaşımını tramvaya aktarmaya çalışıyoruz. Bütün derdimiz o. Yani oradaki otopark şeyini dışarı çıkarmak, otomobili dışarı çıkarmak ve oraya girişleri de bir şekilde belli bir tarihten sonra paralı hale getirmeye çalışıyoruz. Bunu dünyanın gelişmiş şehirleri yaptı. İzmir'de de böyle bir şey hayal ediyorum. Yani İzmir'in merkezinde de özellikle Alsancak bölgesinde buraya özel otomobilinizle gelecekseniz kusura bakmayın para ödeyeceksiniz. Ben size bedava ulaşım sağlıyorum. Toplu ulaşım sağlıyorum. Herkesle beraber ulaşım sağlıyorum. Ve bunu halkın ekseriyetle desteklediği bir sistemle yapıyorum. Elbette ki tabii ki yani özel ulaşımı isteyenler olacaktır ama dediğim gibi bu bir bana göre bir tercihtir ve toplumsal bir tercihtir. Herhalde şey yapılsa, ya oylama yapılsa tramvay ekseriyetle çıkar. Ya yani illa ki tabii ki belli bir otomobil seven işte otomobili isteyen kişiler çıkacaktır. Bütün hayatını ona göre kurmuştur. Ben de otomobil istemiyorum mesela. Benim hayatımın hiçbir noktasında şey yok, özel otomobil yok. Ben trafik şeyiyim, uzmanıyım. Ehliyetim yok. Almadım. Yani ihtiyacım olmadı hiçbir zaman. Dünyanın çoğu yerine gittim. Cebimde şu an 15 tane şey var. Kent kartı şeyi var. 15 şehrin ayrı ayrı kent şeyi var. Cep telefonumda aşağı yukarı 200-300 dolarlık şey var. Yani aldım birikmiş. Nereye gitsem harcayabilirim o şehirde. Berlin'de harcarım, kripto para gibi. Münih'te harcarım. Yani onların toplu taşımına şey. Ben de toplu taşımı seviyorum ve onu istiyorum mesela. Ya bunun başka bir şey yok açıkçası. Bir şey diyemem. Sizin var mı hocam? Peki ben. Teşekkür ediyorum. Katkıları alamadık. Vaktimiz az. Deniz ulaşımı konusundaki öneri de çok yerindedir. Bu yıl kapasitesi de çok artmıştır. Önümüzdeki yıllara ilişkin de böyle bir öngörü var. Sadece şunu söyleyeyim, kentlerin merkezine bireysel ulaşımla gelinmesini öngören, özendiren ulaşım politikaları ülkenin neresinde uygulanırsa uygulansın. Benim hocaların yanında söylemem doğru değil ama ben de öğrencileri olarak söyleyeyim belki. Doğru değildir, yerinde değildir. Biz ülkedeki alışılmış merkeze araçla gelinmesini özendiren ulaşım politikalarının dışında bir iş yapıyoruz. Bunun değeri periyotlar içerisinde daha iyi anlaşılacaktır. Çünkü kentin merkezindeki sınırlı yol ve otopark kapasitesine bireysel ulaşımı özendirerek sonuç bulmak, çözüm bulmak mümkün değildir. Onun için bu yöndeki çalışmaları sürdürmeye devam edeceğiz. Çok doğru.